Asker toplayıcılar yine dolaşmaya başlamışlar. Köye gelirlerse ben oğlanı saklayacağım. Büyüğü Balkan Harbi'nde kaybettim. Ortancayı Çanakkale'de. Sonuncuyu vermem. Hala bir haber yok mu bey? Biz de bekliyoruz. Albay Kazım Bey Genelkurmay'a telefon ediyor. Evet. Peki anladım. Ne olmuş? İsmet Paşa düşmanı çekilmeye zorlamak için bugün bir karşı taarruz yapmaya karar vermiş. Peki sonuç? Genelkurmay saatlerdir İsmet Paşa ile bağlantı kuramıyormuş. Onlar da cepheden haber bekliyorlar. Ne oldu acaba? Dur hele, sen bizden bir şey sakladın. Neydi o? Bugünkü çarpışmalarda maalesef bir tümen komutanımız daha yaralanmış. Bunlar ateş hattında mı dövüşüyorlar? Demek ki savaş pek kıyasıya oluyor Kazım Bey. Sanırım öyle. En iyisi genelkurmaya gitmek. Gidelim. Ne? Paşalar merakta. Hala bir haber yok mu? Durma. Allah aşkına durma. Cephe karargahı. Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Genelkurmay Başkanlıklarına. Saat 18.30'da Metristepe'den gördüğüm vaziyet. Gündüzbey kuzeyinde sabahtan beri sebat eden ve artçı olması muhtemel bir düşman birliği sağ kanat grubumuzun taarruzuyla düzensiz bir şekilde çekiliyor. Yakından takip ediyoruz. Hamidiye istikametinde temas ve faaliyet yok. Bozüyük yanıyor.
Düşman binlerce ölüleriyle doldurduğu muharebe meydanını silahlarımıza terk etmiştir. Batı cephesi komutanı İsmet. Hey! İşte böyle. Efendim, karargaha gelmeniz gerekiyor. Müsaadeniz. Görüşmek üzere.